Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dersimiz oruçla ilgili devam ediyor. İbni Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ramazan-ı Şerif'i zikrederek buyurdular ki, hilali görünceye kadar oruç tutmayın. Yine müteakip hilali görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin. Bu da Buhari, Müslim ve diğerlerinin haberidir. Buhari'nin bir rivayetinde bulut görmenize mani olursa sayıyı 30'a tamamlayın buyurmuştur. Yine Müslim'de gelen haberde hava bulutlu ise 30 gün oruç tutun buyurulmuştur. Evet sevgili dostlarımız, burada rü'yet-i hilalden bahsediliyor. Şafii Hazretlerine göre Ramazan-ı Şerif 3 yolla sübut bulur. Bizzat hilali görmek, adil şehadet bir kişi de olabilir. Şaban ayını 30 güne tamamlamak. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, Evzai Sevri gibi cumhuru teşkil eden pek çok alimin görüşü bu noktada birleşmiştir. Hava bulutlu olur da hilal görülmezse, küfe üleması İmam-ı Malik, Şafii, Evzai ve Sevri ve bir kavlinde Ahmed İbni Hanbel'e göre o gün oruç tutmak vacip olmaz. Evet, bu da gevmişlikle ilgilidir. Sevgili dostlarımız. Huzeyfe radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ramazan-ı Şerif ayını hilali görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan sonra müteakip hilali görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun buyurulmuştur. Bu da Ebu Davud ve Nesai'nin haberidir. Şu halde Ramazan-ı Şerif hilali görülmezse Şaban ayı 30'a tamamlanıp Ramazan-ı Şerif'e başlanacaktır. Ramazan-ı Şerif ayının sonu da hilalin görülmesiyle tayin edilecektir. Hilal, bulut vesaire bir sebeple görülmezse Ramazan-ı Şerif ayı da 30'a tamamlanacaktır. Sadedinde olduğumuz hadisi şeriften çıkan hüküm bu. Bazı ihtilaflı durumları bahsin sonunda görmeye izaha çalışacağız inşallah teala. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Şaban ayının günlerini hesapladığı kadar başka bir günlerini hesaplamazdı. Sonra Ramazan-ı Şerif hilalini görünce oruca başlardı. Eğer bulut araya girer, hilali göremez ise Şaban'ı 30 gün olarak hesaplar, sonra Ramazan-ı Şerif orucuna başlardı. Bu da Ebu Davud'un haberidir. İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir bedevi Resulullah aleyhissalatü vesselama gelerek, ben hilali yani Ramazan-ı Şerif hilalini gördüm dedi.
aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet getirir misin diye sordu. Adam evet deyince Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna da şehadet eder misin dedi. Adam buna da evet diye cevap verince Efendimiz, ey Bilal dedi, halka yarın oruç tutmalarını ilan et buyurdu. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbni Mace'nin haberidir bu da. Evet sevgili dostlarımız, hemen belirtelim ki, kişinin getirdiği haberin makbul olması için, şehadetinin kabul edilmesi için adalet sahibi olması gerekir. Bu da onun sıdkı, doğru sözlülüğü, mürüvveti, insani, ahlaki, örfi değerlere bağlılığı ve ehli sünnet akidesinde olmasıyla tahakkuk eder. Tabii adaletle ilgili derslerimiz, daha önceki derslerde bunlara yer verdik inşallah Teala. İbni Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Halk hilali görmek için gayret sarf etti. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselama gördüğümü tek başıma söyledim. Sözüm üzerine oruç tuttu ve halka da oruç tutmalarını emretti. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Hüseyin İbnül Haris el-Cedeli, Haris İbni Hatip radıyallahu anhu hazretlerinden anlatıyor. Haris dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam hilali görünce oruç tutmamızı emretti. Eğer biz göremez de İki adil şahit gördükleri hususunda şehadet ederlerse, onların şehadetlerine uyarak tutacaktık. Bu da Ebu Davud'un haberi. Oruç nüsüktür kelime olarak. Nüsük ise ibadet demektir. Hac olarak da anlayıp Resulullah aleyhissalatü vesselam, Efendimiz Hazretleri Zilhicce hilalini görünce hac etmemizi emretti diye de tercüme etmemiz uygun düşmüştür. Evet sevgili dostlarımız, Hattabi der ki, öyleyse Ramazan-ı Şerif ayının hilalini görmede tek kişinin şehadeti makbul olunca Şevval ayının hilalini görmede de makbul olur demiştir. Şehadet ederim ki Ramazan hilalini şahsen gördüm demelidir. Bu muteberdir. Çünkü bu meselede adil olan tek kişi bir grup alim nezdinde yeterlidir. Bu alimler İbni Ömer'in rivayetiyle de ihticac ederler. Rüyeti hilalin sübutunda tek şahidin beyanının itibar edenler nezdinde kadın ve erkek de müsavidir. Ebu Ümeyr İbni Enes radıyallahu buyurdular ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından olan amcalarından naklettiğine göre bir grup kimse Resulullah aleyhissalatü vesselama binekleriyle gelip dün hilali gördük diye şehadette bulundular. Bunun üzerine Efendimiz onlara oruçlarını açmalarını, sabah olunca da musallaya bayram namazına gelmelerini emretti. Bu da Ebu Davud ve Nesai'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, böylece bu hadis-i şerifler bayramın girdiği namaz vakti içinde belli olmadığı durumlarda bayramın ikinci gününde de kılınabileceğine delil olmaktadır. Evzai, Sevri, Ahmed, İshak, Ebu Hanife,
Ebu Yusuf ve Muhammed bu görüştedirler. Bu aynı zamanda Şafii merhumun da kavlidir. Hadisin zahirine göre ikinci günde kılınan bu namaz kaza değil edadır. Evet sevgili dostlarımız. Bu hadis-i şerif Ramazan'ı başlatma ve sona erdirmede herhalde kendi rüyetine tabidir. Bir başka beldenin rüyeti onu bağlamaz diyen alimlerin dayanağı olmuştur. İbn Abbas, Kasım İbn Muhammed, Salim İbn Abdullah, İbn Ömer, İkrime, İshak İbn Rahüye, Rahüye bu hadisin zahiriyle hükmederek her beldenin rüyeti kendine hastır demişlerdir. Evet sevgili efendiler. Ancak cumhur denen büyük ekseriyet beldelerden birinde daha önceden hilalin görülüp oruca başlandığına dair haber geldiği takdirde oraya uyulur, önceden yenen oruç da kaza edilir, hükmüne varmıştır. Ebu Hanife ve eshabı İmam-ı Malik Şafii, Ahmed İbni Hanbel bu görüştedirler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize böyle emretti. Sözü ile İbni Abbas'ın, Resulullah bize iftar hakkında bir kişinin şehadetini kabul etmemizi emretti. Demek istediği muhtemel olduğu gibi beldemiz ehlinin rüyetine itimat etmemizi başka beldelerin rüyetine itibar etmememizi emretti demiş olması da muhtemeldir. İhtimal istitlali bozacağı için efendim Buhari Şerif'te efendim hilali görmedikçe oruca başlamayın, tekrar hilal görmedikçe de oruca son vermeyin, bulut görmenize mani olursa sayıyı 30'a tamamlayın. İşte ulema enine boyuna bu işleri incelemişlerdir ve caddeler genişlemiştir. Rahmet caddeleridir bunlar. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, muteber oruç hep beraber tuttuğunuz gündekidir. Muteber iftar hep beraber ettiğiniz gündekidir. Muteber kurban hep beraber kurban kestiğiniz gündekidir. Tirmizi Ebu Davud'un haberidir bu da. Burada da İslam'da birlik, beraberliğin, hareketin, birlikte hareketin ne kadar değerli ve kıymetli olduğuna işaret edilmiştir. Sevgili dostlarımız, hem cadde kolaylaştırılmıştır, hem de birlik emredilmiştir. Müslim ve Nesai'de gelen bir rivayette bir ümmi bir milletiz. Biz ümmi bir milletiz. Ne yazı ne de hesap biliriz. Ay şöyle şöyledir dedi. Yani bir defasında 29, bir defasında 30'u gösterdi denmiştir. Buhari Müslim ve diğerlerinin haberidir bu da. Evet sevgili dostlarımız. Ebu Bekir radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, iki bayram ayı eksilmezler.
Bunlar Ramazan-ı Şerif ve Zilhicce aylarıdır. Bu da Buhari Müslim ve diğerlerinin haberidir. Fakat bunlar enine boyuna ulema tarafından incelenir, sonuca bağlanır. Fıkıh ilmi de buradan doğmuştur. Fakih olmadan bunların hükmünü kimse doğru düz anlayamaz. Bu hadis 29 da olsa 30 da olsa Ramazan-ı Şerif ayının sevapça eşit olmasını, ay içerisinde işlenen sevaba bir bütün olarak bakılması ile olduğunu, teker teker günlerin tafsirine nazarla olmadığını iktiza eder. Evet sevgili dostlarımız, şimdi oruç ve niyetle ilgili, oruca niyetle ilgili Hazreti Hafsa radıyallahu anha ve erdahünle ecmain anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim orucu fecirden önce niyetle kesin kılmazsa onun orucu yoktur. Bu Ebu Davud'un haberidir, Tirmizi, Nesai'nin haberidir. Sika'nın ziyadesi makbuldür, kaydesi esas alınarak ref'ine hükmedilmiştir. Efendim, Ayşe-i Sıddık'a radıyallahu anh'ın şu rivayetiyle tahsis edip, hükmün şumulünü tahsis ederler. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana gündüzleyin gelir, yanında yiyecek bir şey var mı diye sorardı. Ben yok diye cevap verince, öyleyse ben oruç tutuyorum derdi. Tirmizi şu açıklamayı kaydeder. Bir kısım ilim ehline göre Ramazan-ı Şerif orucunda veya bunun kazasında veya nezir orucunda geceden niyetini kesin şekilde yapmazsa orucu muteber değildir. Hanefilere göre oruca niyetin vakti güneşin batmasından ertesi günü istiva anına kaba kuşluğa kadar devam eder. İstiva anından sonra niyet sahibi, niyet istiva anından sonra niyet sahih değildir. Ancak namazın çeşidine göre bazı tefrikte bulunurlar. Farz orucun niyeti güneşin batmasından kaba kuşluğa kadar devam eder. Kaza, kefaret ve mutlak nezir oruçları için niyet güneşin batmasından fecri sadıka kadardır. Daha sonra yapılamaz. Nafile oruçlar için de güneşin batmasından ertesi günü istiva zamanına kadar caizdir. Şafilere göre kişi orucu bozan bir amelde bulunmadığı müddetçe güneşin batmasına kadar nafile oruca niyette bulunabilir. Malikilere göre nafile orucun da niyet vakti nısfun nihara kadar uzatılamaz. Hepsi bütün delilleri inceledikten sonra bu kanaatlere varmışlardır. Bunlar büyük müştehittirler. İşte burada ihtilafın geniş bir rahmet olduğunu görmekteyiz. Nafile orucun niyeti konusunda da Hazreti Ayşe radıyallahu anha verdahünle ecmain anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün bana yanında yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hayır demem üzerine ben oruç tutacağım buyurdu. Efendim yanından çıkınca bize bir hediye geldi. Veya bize bir grup misafir geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam eve geri dönünce, ey Allah'ın Resulü, bize bir hediye geldi veya bize ziyaretçiler geldi. Sana yiyecek bir şey hazırladım dedim.
Nedir o diye sordu. Ben hayis, un, yağ, hurmadan yapılan bir yemek dedim. Getir onu buyurdu. Ben de getirdim. Aleyhissalatü vesselam onu yedi. Sonra oruçlu olarak sabahlamıştım buyurdu. Mücahit efendim rahimehullah der ki bu malından sadaka çıkaran adam gibidir. O dilerse çıkardığı sadakayı verir. Yani kararını icra eder. İsterse vermekten vazgeçer. Bu da Müslim, Nesai, Tirmizi ve Ebu Davud'un haberidir. Burada da niyet vaktinin genişliğine yer verilmektedir. Ümmü Derda anlatıyor. Ebu Derda radıyallahu anhü, gündüzleyin gelir yanınızda yiyecek var mı diye sorardı. Şayet biz hayır yok diyecek olursak, öyleyse bugün ben oruçluyum derdi. Ebu Talha, Ebu Hureyre, Ebu İbni Abbas, Huzeyfe radıyallahu anhüm hep böyle yaptılar. Buhari Şerif'in haberidir. Bu uğrama ve taleplerin öğleden önce olduğunu anlamaktayız. Bazen olurdu bir şey veremezdik. O zaman öyleyse ben bugün oruç tutacağım derdi denmektedir. Yine İbni Ebi Şeybe de Hazreti Enes Ebu Talha ile ilgili olarak şunu anlatır. Ebu Talha ehline gelip yiyecek bir şey var mı diye sorar. Eğer hayır derlerse o gününü oruçla geçirirdi. Hazreti Muaz, Hazreti İbni Abbas, Ebu Hüreyre gibi başka bir kısım sahabilerden de yemek arayıp bulamayınca oruca niyet ettiklerine dair rivayetler gelmiştir. Nevevi der ki, bu hadiste güneşin zevalinden öncesine kadar nafile oruca niyet edilebileceğini söyleyen cumhura delil mevcuttur. Şafiler bu cevazı mutlak görürler. Yani öğleden önce de olur, sonra da. Efendim, İmam Malik, Leys ve İbni Ebu Zibe gören ise geceden niyet olmayınca tatavvu oruç caiz olmaz demişlerdir. Onlar da ellerindeki delillere göre söylemişlerdir. Efendim, İmam-ı Şafii ile ona muvaffakat eden ulemaya göre nafile oruç bozulabilir. Herhangi bir telafi de gerekmez. Bazı sahabelerle Ahmed İbni Hanbel ve İshak İbni Rahüye'nin görüşleri de buna muvafıktır. Ancak tamamlanması müstehaptır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre nafile de olsa niyetten sonra oruç bozulmamalıdır. Bozacak olursa kaza etmesi gerekir. Malik, Hasan-ı Basri, İbrahim Nehai ve Mekhul gibi başka bir kısım alimler de bu görüştedirler. İmam-ı Azam'a göre ziyafete çağrılmak nafile orucu bozmaya meşru bir özürdür. Fakat kazası yapılmalıdır. Orucu bozan şeylerden sakınmak konusunda da Ebu Hüreyre radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim kendiliğinden kusacak olursa üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin. Bu da Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace'nin haberidir.
İbn-i Abbas ve İkrim'e vücuda giren şeyin orucu iptal edeceğini, çıkanın hiçbir zarar vermeyeceğini söylemişlerdir. Evet sevgili efendiler, hepsi de güzel mi güzel söylediler. Her halükarda seleften birçok büyük kusmanın abdesti bozacağına hükmetmiştir. Zühri, Alkeme, Esved Kicabi, Urve İbn-i Zübeyir, Nehai, Katade, Hammad, Sevri, Hasan İbn-i Salih, Evzai ve vesaire. Hanefi görüşe göre ağız dolusu kusulacak olursa abdest bozulur. Yeniden alınmalıdır. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik'e göre kusmak abdesti bozmaz. Cumhur kusmak kasta makrun olursa orucu bozar demekte ittifak eder. Kasten yani isteyerek kustuğu takdirde bu da ağız dolusu olursa. İbni Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam ihramlı olduğu halde hacamat oldu. Keza oruçlu iken de hacamat oldu. Bu da Buhari, Müslim ve diğerlerinin haberidir. Cumhur mutlak surette kan vermekle orucun bozulmayacağına hükmetmiştir. Hacamat yapan da yaptıran da orucunu bozmuştur hadisi de rivayet edilmiştir. Şarihler bu sonucu hadisin mensuh olduğunu, bu sonuncu hadisin mensuh olduğuna hükmederler. Bu hadisi veda haccı sırasında irat buyurduğu tasrih edilmiştir. Diğeri ise daha önce yani Mekke fethi sırasında irat edilmiştir. Öyleyse bunun mensuh olacağı açıktır demişlerdir. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor, biz oruçlunun hacamat olmasını sadece bitap düşmesinden korkarak terk ettik. Bu da Ebu Davud ve Buhari'nin haberidir. Yani kan veren kişi oruçluyken kan verince gücünü kaybedip oruç tutması zorlaşır. Ama güçlü insanlar için bu böyle değildir. Evet sevgili dostlarımız. İbni Ebu Ebi Leyla sahabi bir zattan naklediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam hacamat olmaktan, muvasaladan üst üste birkaç gün oruç açmamaktan yasakladı. Yani savmi visali yasakladı. Ancak bunları ashabına haram kılmadı. Kendisine ey Allah'ın Resulü sen sahura kadar orucu devam ettiriyorsun denildi de şu cevabı verdi. Ben sahura kadar uzatıyorum. Zira Rabbim bana yedirip içirmektedir. Bu da Ebu Davud'un haberidir. Yani kan aldıran mahkum bu sebeple zaafa düşer ve orucu bozmak zorunda kalır. Kan alan da kan aldıran aldıranın kanından boğazına bir şeyler kaçabilir. Bu da yutar veya tadından bir şey boğazına ulaşır. Çünkü o zamanki kan alma durumları böyleydi. Kadı olan bıçaksız olarak kesilmiştir. Sözü de kadılığın muhatarası riski için söylenir. Evet sevgili dostlarımız, buradan da tabii ibretli dersler verilmektedir.
radıyallahu anhu anlatıyor. Bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, gözüm ağrıyor. Oruçlu olduğum halde sürme çekiyorum. Bu orucumu bozar mı diye sordu. Resulullah, hayır, bozmaz buyurdular. Bu da Tirmizi'nin haberidir. Evet sevgili dostlarımız, yine oruçla ilgili diğer konularla bir sonraki dersimizde inşallah devam edecektir. Cenab-ı Hak günahları mağfur, sayı meşgul, ticareti lentebur olan Mevlasından razı, Mevlası da ondan razı olan kullarından eylesin.